Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Hava savunma sınıfının vazifesi, barışta ve krizde caydırıcılık sağlamak, savaşta düşman hava ve füze taarruzlarını sınırlandırmak, geciktirmek, önlemek veya etkisini azaltmak suretiyle dost birliklerin bekasını sağlamak. Hareket kabiliyeti ve serbestliğini arttırarak kara harekatının daha verişli koşullarda icrasına katkıda bulunmaktır. Bu vazife icra edilirken erken ikaz ve komuta kontrol sistemleri işletilmekte ve bu sistemlerin hava kuvvetleri komutanlığı ile entegrasyonu sağlanmaktadır. Hava savunma sınıfının ana malzeme ve silah sistemleri 20 mm Rheinmetall hava savunma topu, 20 mm Oerlikon hava savunma topu, 35 mm Oerlikon hava savunma topu, Kardelli Monteli Stinger, KMS Atılgan Zıpkın ve Stinger sistemleridir. Bu silah sistemlerinin yanı sıra, hava savunma erken ikaz ve komutu kontrol sisteminin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, tüm hava savunma unsurlarının tek elden komuta ve kontrolü, hava kuvvetleri komutanlarına entegrasyonu sağlanmaktadır. Mevcut sistemlere ilave olarak, milli alçak ve orta irtifa füze sistemleri, portatif hava savunma füze sistemi, erken ikaz radarı, dost düşman tanıma tanıtma sistemi, alçak irtifa hava savunma sistemi de modern mühimmat sistemlerinin geliştirilmesi çalışmasına devam edilmektedir. Türk savunma sanayi her geçen gün yerli ve milli savunma sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. Hava savunma sistemi anında yerli ve milli olarak geliştirmeye devam eden Türkiye, dünyada ve bölgesinde gücüne güç katmak için savunma sistemleri çalışmalarına ağırlık veriyor. Yerli S-400 olarak adlandırdığımız Siper, geçtiğimiz günlerde testini başarıyla geçmişti. Bu haberi de sizlerle paylaşmıştık. En son ise Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir canlı yayına katıldı. Canlı yayında yerli uzun menzilli hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Siper ile ilgili şu sözleri söyledi. Kademeli hava savunma bizim için çok önemli. Siper'in testlerini yaptık. 75 km menzilimiz hazır. 100 km menzili görecek durumumuz var. 25 km irtifaya da çıkabileceğiz. Siper blok 0'ı test ediyoruz. Siper'in abileri geldiğinde hem irtifayı hem de menzili daha da arttıracağız. Balistik füzelere karşı savunma kabiliyetimizi de geliştiriyoruz. İSAR sistemlerinin seri üretimi devam ediyor. Siper Blok 0'ı 2023 yılında devreye alacağız. Blok 1-2'yi 2025 yılında devreye alacağız. Balistik sistem ise 2028 yılını bulacak. İSAR, karadan hava füze savunma sistemi grubudur. Grup içinde alçak irtifa hava savunma füze sistemi İSAR'a, orta irtifa hava savunma füze sistemi İSOR'u ve uzun menzilli hava füze savunma sistemi HİSOR'u yer alır. Bu sistemin adı daha sonradan Siper olarak değiştirilmiştir. Sistemler Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007 yılından beri geliştirilmektedir. 8 Nisan 2007'de Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunma füze sistemi ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayi şirketlerine teklif çağrısında bulunur. Çağrıya toplamda 18 şirket yanıt verir. 28 Eylül 2008'de de 18 adet sistemin 27 ek sistem alma seçeneği de doğrudan temini için Savunma Sanayi Başkanlığı ikinci bir teklif çağrısı gerçekleştirir. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu 20 Haziran 2011'de ana yüklenici Aselsan ve ana alt yüklenici Rogestan olmak üzere proje ihalesi neticelendirilir. Savaş başlığı ve batarya geliştirilmesi için TÜBİTAK-SAGE ve veri bağlantıları çalışması için Meteksan savunma alt yüklenicileri olarak bilinir. Proje maliyetleri sırasıyla alçak irtifa sistemi için 314 milyon 900 bin euro, orta irtifa sistemi için 241 milyon 100 bin euro olarak değerlendirilmiştir. 3 Mart 2020'de Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında karadan hava füze sistemi HİSAR'ın bir haftaya Bahar Kalkanı harekatında sahada yerini alacağını açıklamıştır. HİSAR'a alçak irtifa hava savunma füze sistemi,
PNSS ACV 30 aracı şasisine montelenmiş 4 dikey sarağı lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı sarağı sistemine bağımsız bir sistem olabilmesi için bir hava gözetleme radarı ve bir elektrooptik kızılötesi sistemi montelenmiştir. Hisaro Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Mercedes-Benz Zetsos şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden oluşur. Hisaro Uzun İrtifa Hava Savunma Sistemi, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan, geliştirme çalışmaları devam eden, yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemidir. Gemi ve kara konuşlu olarak kullanılması planlanan füzenin çift darbeli motora, aktif radar arayıcı başlığa, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ile terminal güdüm yeteneğine sahip olması bekleniyor. Sistem özellikle Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük muharip gemi projesi olan TF-2000 sınıfı hava savunma muharebinde de kullanılacak. 6 Kasım 2021'de Siper Hava Savunma Füzesi'nin test atışı ilk kez kamuoyuna sunuldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envanteri almayı planladığımız Siper ile gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz açıklamalarında bulundu. Hava savunma savaşı, saldırgan hava araçlarının etkinliğini azaltmak ya da tamamen yok etmek için alınan tedbirler bütün olarak tanımlanabilir. Bu tedbirler hem de kara silah sistemlerini, ilgili algılayıcı sistemleri, komuta ve kontrol düzenlemelerini ve pasif önlemleri içermektedir. Bulundukları yer neresi olursa olsun, deniz, kara ve hava kuvvetlerini korumak olarak algılanabileceği gibi ana vatanın savunması için de birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. NATO, hava araçlarıyla yapılan hava savunmayı, karşı hava savunma, deniz ya da yerden yapılanı ise hava savunma savaşı olarak isimlendirmiştir. Füzeyle savunma, hava savunmanın bir kolu olarak kabul edilmektedir. NATO hava savunma savaşını, deniz üzerindeki bir gücün, havadan hedefe ulaşan silahlarıyla uçak, gemi, denizaltı veya karadan yapılan saldırının savunması için alınan önlemler olarak tanımlamıştır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.